sporuna tabii ki babam sayesinde başladım. Kendisi halen daha aktif bir yarışçı, eğitmen, antrenör. Beni böyle önceleri board'un üstüne koyup işte denge çalışmaları falan yaptırıyordu. Ben böyle hani etrafını başka kimse yapmayınca, hani burada tek başımıza olduğumuz için işte yapmayacağım, sıkıldım falan filan. Aslında öncelikle öyle başladı. Daha sonra işte komşum, en yakın arkadaşımdan onunla beraber yapmaya başlayınca biraz daha eğlenceli haline geldi tabii. Öylelikle ben de sevdim. Daha sonra tabii yarışmalara da katılınca, başarı da elde edince daha da bir bağ oluştu. Böylelikle ilerledi. Bu ilginç bir olay. Bana uygun yelken yoktu. Çok ufak olduğum için. Şu anda tabii ki de her yaş grubuna uygun yelken var ama o zamanları yoktu. Babam annesine söyleyip bana bir yelken diktirtmişti. Özel, yani sadece bana özel bir yelken vardı. Öncelikle onunla başladım yine 9 yaşında falan. Daha sonra tabii büyüyünce normal yelkenlere geçmiştim. Rüzgar sörf sporu herkese de söylüyorum bunu. Tamamen özgür bir spor diyebilirim. Yani şöyle, diğer salon sporlarından ayrılan özelliği olarak işte doğa sporu, tek başınızasınız. Tamamen o özgürlük hissi beni aslında bağladı. Onun dışında o hız, o heyecan, adrenalin, bence bunlar beni en çok bağlayandı. 2008 yılında ilk Türkiye şampiyonasına girdim. Genç bayanlar kategorisindeydi. Orada yaptığım birincilikten sonra motivasyonum inanılmaz arttı ve ben daha da iyi olacağım, daha da iyi olacağım dedim. Ve o şekilde ilerledi. R6'in diğer surf branşlarına göre en büyük farkı one design, yani herkesin eşit malzemeyi kullanması. Tüm yarışmacılar aynı board'u, aynı yelkeni, her şeyin tamamen aynı olması gerekiyor ve sonra size kalan şey işte taktik, teknik, kendi fiziksel kapasiteniz, bunlar ön plana çıkıyor. O yüzden çok ciddi efor sarf etmeniz gereken bir spor zaten. Çünkü malzeme eşit olunca sizin ne yaptığınız çok ön plana geçiyor. Rüzgar sörfü kesinlikle çok zevkli bir branş. Hatta diğer yelkencilerin de kıskandığı. Eğer R6 olimpik sınıfında yarışıyorsanız sırf deniz antrenmanı değil, onun dışında işte kuvvet antrenmanlarınız, kondisyon antrenmanlarınız hepsi bir arada oluyor yani. Sırf yani sörfçüler sırf denizde antrenman yapmıyor. Onun dışında kürek, bisiklet, koşu birçok antrenmanı kapsayan bir şey. Yarışırken çok hırslı, böyle gözü hiçbir şey görmeyen, tamamen farklı bir Dilara ortaya çıkıyor. Çünkü normal hayatta böyle daha sessiz, sakin gibi görünüyorum. Ama yarışta tamamen farklı bir Dilara ortaya çıkıyor. İlk aslında bizim 2015 Dünya Şampiyonası'nda Umman'da ilk kota yarışımız oldu geçtiğimiz yıl. Orada 6 ülke alıyordu kotayı. Ben 8. ülke olarak bitirdim. Bir kişiyle, bir ülkeyle kaçırmıştım. Ondan sonra İspanya'ya gittik, Palma'ya. Orada yine Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada olursanız kotayı alıyordunuz. Onda da yine bir ülkeyle kaçırmıştım. Bu kadar yaklaşmış olmam bile beni tabii inanılmaz mutlu ediyordu. Yedek listede bu derecelerimden dolayı ilk sıraya çıktım. Ve herhangi bir sporcuyu ülkesi göndermediği takdirde beni çağıracaklardı. Bu tabii beni aşırı heyecanlandırdı yani. Yedek listede birinci sıradayım. Her an her şey olabilir. Ki nitekim 2 Haziran'da haber geldi ve 2 Haziran'dan beri inanılmaz mutluyum. En son giden kişi zaten davetiye sistemiyle gitmiş ve 20 yıl falan olmuş sanırım. Bu kadar uzun bir süreden sonra benim böyle bir başarı almam yani inanılmaz motive edici. R6 sınıfında daha 4 yıla yakın bir süredir yarışıyorum. 1-1,5 yıldır da olimpiyat hedefiyle yarışmalara hazırlanıyorum. Hayal bile edemiyorum ben. İnanılmaz büyük bir olay. Bence hayatımda yaşayacağım en büyük, en güzel olaylardan bir tanesi. Oradaki ortamı hep anlatıyorlar giden sporcular.
o açılış olsun, oradaki ortam, oradaki yarışma heyecanı olsun. Bu heyecanı yaşayabileceğim için inanılmaz mutluyum. Her gece yatarken olimpiyatı düşünüyorum diyebilirim. İşte nasıl olacak acaba oradaki ortam? İşte nasıl koşullar olacak? Kimlerle tanışacağım tarzında böyle. Psikolojisinin çok güçlü olması gerekiyor. Ve ben yani aslında tecrübeyle bu oluyor bence ve ben de gitgide bu konuda iyileşiyorum. Yani bir şey olduğunda hani moralinizi bozmayıp daha iyisini yapabilirim, daha bir sonraki yarışım var deyip hani kendi kendime konuşarak motive etmeye çalışıyorum ben de. 20 yaşındayım. Yarışacağım kişiler 30-35 yaşlarındalar. Bir 15 yıla yakındır bir tecrübe farkı var. Bu yüzden tabii onları da tanıdığım için yani ciddi bir performans farkı var. Benim de böyle bir 5 yıla ihtiyacım var. Ama oraya gidip böyle bir tecrübe kazanabileceğim için inanılmaz şanslıyım. 2020 için de benim için bayağı iyi bir tecrübe olacak. Rio'da hava şartları yani 25-26 derece. Rüzgar genelde hafif esiyor. 26 bayan sporcuyla yarışacağım. 26 ülke. Tabii ki zaten ilk olimpiyatım. Seviye çok yüksek. Kesinlikle beni zorlayacak ama bundan mutluyum. Geçen sene de Rio Test Event'e gittiğimde denizin pisliğini gördüm. Ama bir şey olmadı. Yani herkese olabilir yani. O yüzden herkes için bir dezavantaj. Tabii oluyor. Bence herkes diyordur yani ara sıra. Bazen mesela yarışlarımız üst üste oluyor. Kamplarımız üst üste oluyor. Kendinize zaman ayıramıyorsunuz. O aralarda böyle bazen böyle bir of dediğim oluyor ama sevdiğiniz sürece işinizi bence öyle büyük bir problem olmuyor. Olimpiyatlar zaten hep hedefim ve orada yani Türkiye'yi en üst düzeye çıkarmak yani. Hani şu ana kadar görülmemiş dereceleri elde etmek diyebilirim. Kesinlikle bence yapabilecekleri en güzel spor diyebilirim. Yani ailelerin hatta çocuklarını daha fazla bu spora yönlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Özellikle İzmir gibi bir yerde, Çeşmealtı gibi bir yerde güzel rüzgara sahibiz. Bence herkesin bu sporu denemesi, tatması gerekiyor. Disiplin kazandırıyor, o adrenalini hissediyorsunuz. Bir kere çocukların işte sosyal hayatı gelişiyor, iletişime daha açık oluyorlar. Dediğim gibi düzenli bir hayatları oluyor. Yani bence herkesin seveceği bir spor. Rüzgar sörfünde bir ilki başardım. Rio 2016'da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim.